Cumhuriyet Gazetesi'nden seçtiğimiz bir diğer haberse 15 gün sağlık hizmeti alamayan gazeteci yaşamını yitirdi. Randevusuzluk öldürdü. AKP'nin uyguladığı sağlık politikaları nedeniyle ne ilaç bulunabiliyor ne de hastanelerde tedavi olunabiliyor. Eğer bu doğru değilse, eğer burada bir sorunla karşılaşmadı iseniz lütfen bize yazın gönderin ama haber bu. 15 gün sağlık hizmeti alamayan gazeteci hayatını kaybetti. Sağlık nerede abi şu anda? Söyler misiniz bana? Benim bir evladım var. Bak. Düşmüş, travmaya geçirmiş. Ben ne yapayım? Hani şimdi sağlık plandaydı. Doktorlar da ki. Yani doktorlar ne yapıyor? Elinde gelen yapıyor adamlar? Doktorlar elinden geleni yapıyor ama yine de yetişemiyorlar. Hastanelerin önünden hasta yakınlarının tepkisi yükseliyor. Çorum'da da bir gazeteci randevu alamadığı için sosyal medyadan isyan etti. 6 gün sonra ölüm haberi geldi. Gözler yeniden randevu çilesine çevrildi. Ağır bir hastalık geçiriyorum. Bu acayip sağlık politikası sonucu ancak 15 gün sonra doktor yüzü görebildim. Çektiğim eziyet yanıma kar kaldı. Cuma günü de hastaneye yatacağız. Hayırlısı bakalım. Akciğer hastasıydı 58 yaşındaki gazeteci Mehmet Fatih Uysal bu paylaşımı yaptığında Tarih 20 Aralık'tı. İddiaya göre ayın başından beri Amasya'da çeşitli hastanelerden randevu almaya çalıştı, alamadı. 15 gün sonra memleketi Çorum'da bulabildi randevu. 3 gün sonrasında yatak bulundu. 23 Aralık'ta hastaneye yattı, 26 Aralık'ta hayatını kaybetti. Allah. Neredeyse Türkiye'nin tamamında aynı randevu sorunu yaşanıyor. Hastalar randevu bulamıyor, acil hastalığı olanlar da tedavi olabilmek için günlerce beklemek zorunda kalıyor. Ne randevusu? Abimin pazar günü ayağı kırıldı. Şeyde üç gün acilde kaldık. Yatırmadılar. Ne zaman ameliyat alacaklar bellidir. Acil bekliyor işte. o Abim gibi kaç kişi bekliyor? Yok doktor yok. İstanbul'da da Safiye Akçay, günlerce acilde gözlem altında tutulan abisinin tedavisinin yapılmasını bekliyor. İmkanı olan özel hastaneye gidiyor ama orada da en basit müdahale bile yüzlerce liradan başlıyor. Hastalar hastanelerin bekleme salonlarında uyuyor. Özel hastanede yaptığı sonlaması 600 TL Dün gece Bahçelievler'e gittim hastanesine. Oradan beni direkt acilen buraya yönlendirdiler. Gece 3'e kadar buradaydım. Baktım sıra gelmedi. Buraya uya kalmıştım zaten. daha geldim. Bakalım yine bekliyoruz. Yine 300 kişi var sırada. Alınan ama iptal edilmeden gelinmeyen randevular sorunu öncelikli bazı hastalarımızın randevu almalarını zorlaştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yoğunluğun sebebini hastaların gitmediği halde iptal etmedikleri randevulara bağlamıştı ama o çileyi çeken hastalara göre sorun çok daha derin. Hangi bölüme gelmiştiniz? Genel cerrahi. Ameliyat mı olacaktınız? Olacağım işte. Bugün gün daha zor şer işte muane oldum. Şimdi gidiyorum. Sekizinde bir daha geleceğim. Doktor yok. Ne yapalım? Doktorlar yani gidenler gitmiş. Ekranlar da yetiştiremiyor. Hasta çok.